Başka bir teknolojik problem ise deep fake dediğimiz, ben bunu yapay zeka sahteciliği olarak çeviriyorum. Ee, makine öğrenme tekniğiyle aslında birinin yüzündeki işte mimikleri e, taklit ederek e, birine söylemediği şeyleri söyletebilme e, imkanımız var. Bu şu an için hala çok teknik. E, evet bazı işte programlar sayesinde e, şey yapabiliriz. Yani bunları belki de işte aramızdan birisi de e, yapabilir. E, ama bir yanıyla bunu kötüye kullananlar olduğu gibi iyiye kullananlar da var. Bu bizim çok e, eskiden beri bildiğimiz ee, Hollywood tekniklerinden birisi, yani bu derin öğrenme tekniğiyle kullanılan e, ve işte o filmlere yerleştirilen çok fazla şey görüyoruz. Ama bunu olumluya kullanmak isteyenlerle o kötüye kullanmak isteyenler arasında bir savaş devam edecektir. Burada da e, iyiye yönelik e, dediğimiz verilen mücadelelerde, e, şimdi pek çok üniversitenin işte MIT gibi e, üniversitelerde e, ya da farklı sosyal medya platformlarında bunun önüne geçme çabaları var. E, belki yakın bir zamanda çok büyük bir problem olarak karşımıza çıkmayacak, ama her zaman aklımızda bulunması gerekiyor. Yani gördüğümüz bir şey ya da birinin söylediğini düşündüğümüz şey her zaman da o kişiye ait olmayabilir. Ama burada benim endişelendiğim başka bir nokta var. Bu siyasetçilere başka bir koz da verebilir. Yani şu olabilir. Aslında söyledikleri şeyi söylememiş gibi davranabilmelerine yol açabilir. Yani ya olur mu ben onu demedim? Defekte yapılmış bir teknolojiyle hazırlanmış bu. Konuşmalar denilebilir. O yüzden iyi bilebilmek gerekiyor. Teknolojiyi de biraz iyi anlayabilmek gerekiyor. İşte bu da yine bizi iyi birer medya okuryazarı yapacak olan şeylerden birisi.